Arkadaşım selamlar, ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım, dizilerle devam ediyoruz kaldığımız yerden AYT Matematik 2023 kampına. Geometrik dizilerde kalmıştık biliyorsunuz siz de. Geometrik dizileri bu videoda tek video halinde, tek ders halinde işleyeceğiz arkadaşlarım. Yaklaşık da 15-16 tane soru çözeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam daha da fazla olabilir. Ve sevgili arkadaşlarım, geometrik dizilerden sonra da hemen size gösteriyorum. Burada Fibonacci sayı dizisi ve toplam sembolünü işleyeceğimiz bir ders, bir video daha gelecek ve daha sonrasında small, medium, large testlere geçeceğiz. Hazırsanız, isterseniz hadi geçelim dersimize. Öncelikle geometrik dizi dediğimiz kavram aritmetik dizi ile kıyaslayarak işlersek daha başarılı olacaktır. Ardışık tüm terimlerinin top oranı eşit olan dizilere geometrik dizi denir. Ardışık tüm terimlerinin oranı arkadaşlarım. Yani sen kendinden bir önceki terime bir terimin kendinden bir önceki terime oranını buluyorsun. Daha sonrasında farklı ardışık seçtiğin iki tane daha terime bakıyorsun. Bu oran eşit çıkıyorsa sevgili arkadaşlarım, bu dizi geometrik bir dizidir diyoruz. Terimlerin arasındaki orana ortak çarpan diyoruz ya da ortak oran da denilebilir ama genelde ortak çarpan tercih edilir. Ve nasıl ki aritmetik dizide ortak farka R diyorduk, burada da ortak çarpana R diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Daha matematiksel bir dille açıklamak, izah etmek gerekirse şöyle olay. Her N pozitif tam sayısı için N'leri biliyorsun, hala pozitif tam sayı çünkü bu bir dizi. AN artı 1'in AN'e oranı R'yi veriyor. Bu R de ortak çarpan olarak nitelendiriliyor arkadaşlarım. Şimdi ise bu geometrik dizinin genel terimini bir elde edelim. Yani kendimizce. A1'in A1'e eşit olduğu zaten açık. A2 eşittir. Bakın A1 ile ben ortak çarpanı çarparsam, bir önceki terimle ortak çarpanı çarparsam, çünkü A2'nin A1'e oranı R'ydi biliyorsun. A1'i bu tarafa gönderirseniz A2 eşittir. A1 çarpı R yapacaktır. Demek ki ben ikinci terimi, birinci terimi R ile ortak çarpanla çarparak elde edebiliyorum. O halde ben üçüncü terimi A2'yi R ile çarparak elde ederim. Şimdi bunu R ile çarpmak demek, aslında bunu R ile çarpmak demek. Bak burada ne oluştur? R kare. A4 de o zaman ne olacak? A1 çarpı R küp olacak. A5 ne olacak arkadaşlarım? A1 çarpı R üzeri 4 olacak. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. İkinci terimde R üzeri 1 ile çarptık sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstermek istiyorum. Şurayı silelim. İkinci terimde R üzeri 1 ile, üçüncü terimde R kare ile, dördüncü terimde kübü ile, beşinci terimde ise dördüncü kuvvetini aldık R'nin. O zaman demek ki 1 eksi alınıyormuş. Eninci terimde ise R üzeri n eksi 1 alınacak ve diğerleri aynen kalacak. A1 çarpı R üzeri n eksi 1 diyeceğiz. Bu da geometrik dizinin genel terimi. Bakın gördüğünüz üzere size bütün kamp boyunca hep söyledim. Ezberlemeyin arkadaşlarım. Ezbere lüzum yok. Kolay bir mantıkla kendinize çıkarabilirsiniz bu formülleri. Şimdi aşağıya bir geometrik dizi örneği verip bu örnek üzerinden geometrik dizinin özelliklerini bir inceleyelim. Mesela arkadaşlarım, bizim yine 9 terimli bir geometrik dizimiz olsun. İlk terimimiz 2 ile başlasın ve ikişer ikişer çarparak, yani 2 ile çarpa çarpa diğer terimleri elde edelim. Mesela 2 ile çarptım 4, 2 ile çarptım 8, 2 ile çarptım 16, 32, 64, 128, 256, 512. 9 terimli AN geometrik dizisi verilmiş olsun diyoruz. Daha sonrasında burada sürekli 2 ile çarparak yeni terimleri elde ettiğim için ortak çarpanımız 2 olacaktır deriz. Bu dizinin genel terimi nedir peki? Bu dizinin genel terimi arkadaşlarım, bakın unutmayın sakın ha. Genel terimi nasıl yapıyorduk? Birinci terim 2 çarpı, daha sonrasında R, R2 idi, üzeri n-1. Böylelikle arkadaşlarım burasının 2 üzeri 1 olduğunu biliyoruz ya, çarparsanız 2 üzeri n gelir. Çünkü üstleri topluyorduk, n-1 ile 1'in toplamı n yapar. İşte size genel terim. Bir de AK-M ile AK artı M'yi çarparsan, yani K'nıncı terimin M terim solundaki ve M terim sağındaki terimleri çarparsan tam ortadaki terimin, yani K'nıncı terimin karesini bulmuş olursun. Bunu şöyle de açıklayabiliriz sözel olarak. Her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımının karesine, çarpımının kareköküne eşittir arkadaşlarım. Mesela örnek veriyorum. Burada örnekte A1 ile A5 çarpılmış. Bakın 2 ile 32 çarpılıyor. Kaç yapar? 36 yapar değil mi? Pardon, 64 yapar, özür dilerim. 64. Daha sonrasında bunların tam ortasındaki terim hangisi? Şu. Bakın 2 birim solunda ve 2 birim sağında. İşte bu terim
elde ettiğimiz sayı 8'in karesidir. Tam ortadakinin karesidir. Mesela A3'le A7'yi çarparsanız arkadaşlarım bu sefer de A5'in karesini elde edersiniz. Yani 8 kere 128 32'nin karesidir diyebiliriz. Geometrik dizide ilk n terim toplamı eğer bize sorulursa bunun için bir formülümüz var. Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R formülüyle buluyoruz arkadaşlarım. Sanki böyle tekerleme gibi olup da daha kolay akılda kalıcı olsun diye 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R diye olabiliriz. Çünkü bunu şu şekilde de elde edebilirsiniz. Hani şuradan R genelde 1'den büyük olduğu için sorularda 1 eksi R bize negatif bir sonuç veriyor. Negatif sayılarla işlem yapmak istemiyorsan şöyle de diyebilirsin. R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1 de diyebilirsin. Tabii ki sen bu formüle payı ve paydayı eksiyle çarparak elde ettim. Farklı bir işlem uygulamadım. Sabit diziler hem aritmetik hem de geometrik dizilerdir. Yani size bir sorunun içerisinde hem aritmetik hem de geometrik bir diziden bahsediyorsa sevgili arkadaşlarım, sen o diziyi sabit dizi seçmek zorundasın. Sabit dizilerin böyle bir özelliği var. Örnek veriyorum, sabit dizi olarak a n eşittir 5'i seçelim. Bunun tüm terimleri 5'tir. 5 sonsuza kadar böyle gider. Şimdi bakıyorsun, bu bir aritmetik dizidir çünkü her terimi 0 ekleyerek bulmuşuz. Yani arkadaşlarım ortak farkımız 0. Bu bir geometrik dizidir çünkü tüm terimleri 1 ile çarparak elde edebilirsin. 1 ile çarp 5, 1 ile çarp 5, 1 ile çarp 5 gibi ortak çarpanımız da bu sefer 1 olur. Yani ortak farkı 0 olan bir aritmetik dizi ve ortak çarpanı 1 olan bir geometrik dizidir diyebiliriz sabit dizilere. 41. örneğimize bakalım. AN bir geometrik dizi olarak verilmiş. 1. terim var, 4. terim var. AN genel terimini bul demiş bize. Bak şimdi sen A4'ü gidip A1'e oranlarsan eğer... Elde edeceğin şey R'nin küpü olacaktır. Aritmetik dizilerde hatırla, A4'ten A1'i çıkarınca 3R'yi buluyorduk. Hatırladın mı? Pekala, geometrik dizilerde ise A4'ü A1'e böldüğün zaman R'nin küpünü elde ediyorsun. Böylelikle ben 162'yi 6'ya bölersem R küp elde edeceğimi gördüm. 16'nın içerisinde 6 2 defa, kalan 4 ve 42'nin içerisinde 6 7 defa ve bu da R küpe eşitmiş. Demek ki R burada kaç arkadaşlarım? 3. Şimdi ben nasıl yazıyordum genel terimi? A n eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi 1 biçiminde yazıyordum. Benim burada A1'im belli, A1 6 arkadaşlar, çarpı R de belli, o da 3 üzeri n eksi 1 dersek cevabı bulmuş oluruz. Eğer ki şıklarınızda böyle bir ifadeyle karşılaşmıyorsanız, yani böyle bir ifade yoksa, şu vardır bak, 2 çarpı 3 çarpı 3 üzeri n eksi 1 diyelim buraya. Şöyle ben 6'yı 2 kere 3 diye açtım. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri n eksi 1'i çarparsan üstleri topladığın takdirde 3 üzeri n gelir. Ve arkadaşlarım işte bu da bizim dizimizin genel terimi olacaktır. Şıklarda bu yoksa şu kesinlikle ama kesinlikle olacaktır. Yani bunlara dikkat et, tamam mı? Doğru bir cevap bulup da bu da doğru bu da doğru ama gidip doğru olan şu cevabı buldun ama şıklarda yok diye soruyu boş bırakırsan üzülürüz ağlarız. Geçtim, 106. sayfayı bitirdik. 107. sayfamıza 42. sorumuzdayız. AN geometrik dizisinde R ortak çarpan olmak üzere 3. terimin kaç olduğunu vermiş bize, 14. Ortak çarpanı da vermiş 2. A7 soruluyor arkadaşlarım. Öncelikle A7 dediğimiz terim 3. terimle R üzeri 4'ü çarparak elde edilir. 3. terim zaten vermiş 14. R üzeri 4 de sevgili arkadaşlarım 2'nin 4. kuvveti olduğu için 16'dır. Yani 16 kere 14 bize cevabı verecek. 4 kere 16 64, 1 kere 16 16 bunları toplarsanız cevabı bulursunuz. 4, 2 ve 2 diyoruz arkadaşlarım. Yani cevabımız neymiş? 224'müş. Bu da bize 7. terimi verecek diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Neden peki ben A7'yi elde etmek için A3'ü R üzeri 4 ile çarptım? Çünkü şuradaki indisle bu R'nin kuvvetinin toplamı şurayı vermek zorunda sevgili arkadaşlar. 43. örnek. AN geometrik dizisinde A3 4'müş ve A8'in A5'e oranı 216. Bak, iki örnek önce söyledim sana. A8'i A5'e bölerseniz 8'de 5. terim arasında 3 fark olduğu için, indisleri arasında 3 fark olduğu için bu neye eşittir? R küpe eşittir. O halde R küp 216 ise R tabii ki burada 6'dır arkadaşlar. Bu cepte artık. Pekala, 3. terimi biliyoruz, 5. terim soruluyor. Peki sen 5. terimi nasıl elde edebilirsin? A3 ile R'nin karesini çarparak, bak unutma ne dedim. Şununla şunu topladığın zaman şurayı verecek. A3'ün kaç olduğunu biliyorsun, 4'müş. R'nin de kaç olduğunu biliyorsun, 6'ydı. 6'nın karesi dedin artık. Burası 6 çarpı 36, 4 çarpı 36 oldu. 4 çarpı 36 da bize tabii ki 144'ü verir. Demek ki bu da
5. terimmiş diyeceğiz arkadaşlarım. 5. terimimiz 144'müş. Geçtim 44'e. Ortak çarpanı 3 ve ilk terimi eksi 3 olan geometrik dizinin demiş. Bak A1 kaçmış? Eksi 3'müş. Ortak çarpanımız neymiş? R, o da 3'müş arkadaşlarım. Genel terimini yazınız demiş. Artık sen çok basit biliyorsun. AN genel terimi eşittir A1 ile R üzeri N eksi 1'in çarpımıydı. Burada A1 dediğimiz şey arkadaşlarım eksi 3. Çarpı R de 3'tü. 3 üzeri N eksi 1 diyorsun. Artık bunu şu şekilde yazabilirsin bak. Şu eksiyi buradan ayrı düşün. 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri N eksi 1'i çarparsan üstler toplanır ve 3 üzeri N gelir. Bir de başına ne vardı? Eksi vardı. İşte genel terimimiz eksi 3 üzeri N'miş sevgili gençler. Devam ediyorum. Bak dikkat et. Dikkat et. Devam ediyorum demeden önce dikkat et. Eksi 3'ün n'inci kuvvetine eşit değil bu. Tamam. 3 üzeri n'nin eksilileri. Eksiyi o yüzden burada ayrı tut diyerek işlem yaptım ben sana. Eksi 3 üzeri n'nin eksisi. Yani arkadaşlarım burada n sayısı çift de olsa tek de olsa bu sonuç daima ama daima negatif gelecek. Bunu sakın aklından çıkarma. AN geometrik dizisinde A2 5'miş. A6 da 125. O zaman sen A6'yı bak A6'yı A2'ye bölersen neyi bulursun? R üzeri 4'ü bulursun. Peki R üzeri 4 125 bölü 5'ten kaça eşitmiş arkadaşlarım? 25'e eşittir. Şimdi bir sayının dördüncü kuvveti 25 ise R karenin karesi kaçtır? 25'tir. Neyin karesi 25? 5'in. Demek ki R kare kaçmış? 5'miş. R kare 5 ise R kaçtır? Tabii ki kök 5'tir. Şimdi bizden istenen şey şu. A3'ten A1'i çıkar demiş bize. Ben A3'ten A1'i çıkaracaksam eğer bu A1 parantezinde şurası ne kalır? R kare kalır. Bir de burada 1 kalır değil mi? Şimdi A1'i bulmamız yetecekmiş demek ki. Çünkü R kök 5'ti. R kare kaçtı arkadaşlarım? 5'ti. Bak burası 5. 5'ten 1'i çıkardın 4. 4 çarpı A1 soruluyor bize. Peki A1'i nasıl buluruz? Hocam sen A2'yi biliyorsun 5 olduğunu. O zaman A1'i nasıl elde edersin? A1'i tabii ki 5'i R'ye bölerek. Yani 5'i A2'yi R'ye bölersin. 5'i kök 5'e bölersen kök 5 gelir. Demek ki A1'de kaçmış arkadaşlarım? Kök 5'miş. O halde cevabımız 4 çarpı kök 5'ten 4 kök 5 olacaktır diyebiliriz. Burada kaçırdığım bir yer varsa şurası olabilir. Hocam ben şurayı A1 parantezine almayı anlamadım diyebilirsin. Onu da ben sana şöyle açıklayayım hemen kısaca. Anlayanların vaktini çalmadan. A1 çarpı R kare eksi A1. Bak şu A1 çarpı R kare nedir? Nedir? A3'ün ta kendisidir. Bunu biliyorsun. Buradaki A1 de buradaki A1 zaten. O halde sen bunu A1 parantezine alırsan bak burada ne kalır? R kare kalır. Burada da eksi 1 kalır. R kare eksi 1 buradan geliyor. Tamam. 46. örneğimize doğru geçtik. Bir geometrik dizinin ilk 3 terimi sırasıyla bunlarmış. Bu dizinin genel terimini istiyor bizden. Bak ilk 3 terimi bunlarmış. Şimdi sen bu geometrik dizide şunu biliyorsun. Şunla şunu çarparsan eğer ortadakinin karesini verecektir. O halde x eksi 5 ile ben 3x artı 3'ü çarpacağım. Parantez içinde çarpın tabi. Eşittir 2x eksi 7'nin bana parantez karesini verecek. Dağıtalım. X ile 3x'i çarptınız 3x kare. X ile 3'ü çarptınız 3x. 3x ile eksi 5'i çarptınız eksi 15x. Ve 3 ile eksi 5'i çarptınız eksi 15 geldi. Karşı tarafta ise 2x'in karesi 4x kare. Eksi 7'nin karesi 49. Eksi 2 çarpı 1'inci çarpı 2'inci o da 14x yapar. Şimdi buraya bakalım. Şurada 4x karemiz var. Burada 3x karemiz var. Şunu sağ tarafa atarsanız burada ne kalır arkadaşlarım? X kare kalır. Daha sonrasında ise bak şurası ne? Eksi 28x yapar değil mi burası? Şurada da 3x eksi 15x'den eksi 12x'imiz var. Bunu karşı tarafa artı 12x diye atarsan burası eksi 16x olacaktır. Ve burada 49'umuz var. Eksi 15'i bu tarafa artı 15 diye atacak olursan da bu da bize artı 64'ü verecektir. Eşittir 0 dedik. Şimdi bu sevgili arkadaşlarım x eksi 8'in bakın parantez karesi geldi eşittir 0. X eksi 8'in karesi x kare eksi 16 x artı 64'tür. X eksi 8'in karesi 0 ise x eksi 8 tabii ki burada 0'dır. Ve bundan kaynaklı da x kaç gelir? 8 gelir. Şimdi ben x'imin kaç olduğunu buldum sevgili arkadaşlarım. X 8'miş yani şurası kaç olur? 3 olur. X 8 ise 2 kere 8 16 7 çıkardınız burası 9 olur. 3 kere 8 24 3 eklediniz burası da 27 olur. Bakın 3 9 27 biçimde gidiyor. Yani 3 ile çarpmış 3 ile çarpmış. Demek ki burada R'nin de biz 3 olması gerektiğini anlıyoruz. Bizden istenen şey dizinin genel terimiydi. AN eşittir A1 çarpı R üzeri N-1'di biliyorsunuz.
O zaman genel terim olan an eşittir. İlk terim 3 çarpı. R'miz de 3'tü. 3 üzeri n eksi 1 diyoruz. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri n eksi 1'in çarpımı 3 üzeri n yapar. Demek ki bizim dizimizin genel terimi sevgili arkadaşlarım 3 üzeri n olacakmış. Evet, geçmiş olsun. 47. örnekteyiz. Bir geometrik dizinin a'nıncı terimi 7 üzeri b. A'nıncı terim demek a'dır arkadaşlarım. Bu da 7 üzeri b'ymiş. B'nıncı terimi de yani ab. Bu da 7 üzeri a'ymış arkadaşlarım. Olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın. Ben öncelikle şu terimi örnek veriyorum. Şuna böldüğüm takdirde ne bulurum? 7 üzeri a bölü 7 üzeri b bulurum değil mi? Bu da arkadaşlarım bana bunların arasında kaç indis farkı var? B eksi a kadar bir indis farkı var. O zaman ben buna r üzeri b eksi a'yı verir diyebilirim. Hani a8'i mesela a3'e böldüğümüz zaman ne buluyoruz? Biz r üzeri 5 buluyoruz. Neden? 8'den 3'ü çıkarıyoruz. 8'den 3'ü çıkardım 5. R üzeri 5'e eşittir diyorsun. Mesela burada da b'den a'yı çıkardık. Tamam mı? 7 üzeri a'yı 7 üzeri b'ye böldüm. Daha sonrasında dedik ki b'den a'yı çıkardık. Şuradaki b'den a'yı çıkardık ve dedik ki bu da bize r üzeri b eksi a'yı verir. Şimdi şu kısım 7 üzeri a bölü 7 üzeri b ya. 7 üzeri a eksi b yapar. Bu da r üzeri b eksi a'yı verir bize. Şimdi ben her iki tarafın arkadaşlarım 1 bölü b eksi a'nın kuvvetini alırsam ve bu tarafın da tabii ki 1 bölü b eksi a'nın kuvvetini alacak olursam, dikkatli dinliyorsun. Üstün üstü varsa üstler çarpılıyordu. B eksi a ile 1 bölü b eksi a'yı çarpacak olursam burası 1 gelir zaten. Yani ise dedim r kaldı burada eşittir. Buraya bakıyorsun. 1 bölü b eksi a ile a eksi b'yi çarparsam ne gelir biliyor musun? 7 üzeri a eksi b bölü b eksi a gelir. Şimdi üstteki alttakinin eksilisi olduğu için şunlar birbirinin eksilisi deyip götürüp 7 üzeri eksi 1 bırakabiliriz burada. 7 üzeri eksi 1 nedir? Tabii ki 1 bölü 7'dir. Şimdi bizden istenen neydi? Bu dizinin ortak çarpanı isteniyordu. Ortak çarpan r idi. R'yi de bulmuşuz demek ki. Demek ki r'miz 1 bölü 7'nin ta kendisiymiş sevgili gençler. 48. örnek. 2 ile 72 arasına geometrik dizi oluşturacak biçimde 3 tane pozitif sayı ekleniyormuş. Bakın 2'yi yazdım. 7'yi yazdım. 1, 2, 3 tane daha sayı ekleyeceğim arkadaşlarım ortaya. Buna göre eklenen sayıların çarpımı kaçtır? Bunları ekledikten sonra bu bir geometrik dizi oluşturuyormuş bana. Bakın bu birinci terim dersem bu ikinci terimdir. Bu üçüncü terimdir. Bu dördüncü terim ve bu da beşinci terim diyebilirim. Pekala. Eklenen sayıların çarpımı soruluyor. 2 ile 72 arasına bu arada özür dilerim 7 değil. Şimdi o halde ben A5'i sevgili arkadaşlarım A2'ye A1'e bölersem bu bana R üzeri 4'ü verecektir. Ve R üzeri 4 de 72 bölü 2'den sevgili arkadaşlarım 36'dır. Şimdi R üzeri 4 eşittir 36 ise o zaman R dediğimiz sayı kök 6'dır. Kök 6'nın 4. kuvveti 36 yapar. Onu da şöyle yan yana yazarak elde edebilirsin bak. Kök 6 kere kök 6 6. Kök 6 kere kök 6 6. 6 kere 6 36 yapar. Ve sevgili gençler şurayı silelim. Arkadaşlarım R'yi bulduk ya kök 6 olduğunu. Bak şimdi bu kaçtır? Kök 6 ile çarparak elde edebilirsin. 2 kök 6'dır. Bunu kök 6 ile çarparsan 12 yapar. Bunu kök 6 ile çarparsanız da 12 kök 6 yapacaktır. Bunu kök 6 ile çarpınca da zaten 72'yi veriyor bize. Eklenen sayıların çarpımı sorulmuş. Yani 2 kök 6'yı 12 kök 6 ile çarpıp bir de en son 12 ile çarp demiş bize. Öncelikle 12 kere 12 tam kısımları çarpalım. 12 kere 12 144 çarpı 2'den 288 gelir. Çarpı kök 6 ile de kök 6'yı çarparsanız 6 gelir. 6 kere 288 bizim cevabımız olur. Bu da bize 6 ile şuradaki 200'ü çarptınız 1200. 6 ile 80'i çarptınız 480. 6 kere 8 dediniz 48. Bunların toplamı 6 çarpı 288'i verecek bize. Bu da 8, 2 elde var 1, 7 ve 1. 1728'i veriyor arkadaşlarım. Doğru cevabımız 1728 olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 49. örneğimle. Bir bakteri çeşidinin nüfusu uygun ortamda her 15 dakikada bir 2 katına çıkıyormuş arkadaşlar. Her 15 dakikada bir 2 katına çıkıyor. Başlangıçta ortamda 8 bakteri varken, başlangıç dediğimiz şeye dizinin birinci terimi diyelim. A1 8'miş, 8 tane bakterimiz var. 3 saat sonrasında ortamda bakteri sayısı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi 3 saat geçmesini istiyoruz biz. Öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın 3 saat dediğimiz olay aslına bakarsanız 3 çarpı 60 dakikadan bu bize 180 dakikayı verecektir.
180 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika var onu bulmamız gerekiyor şimdi. 180'i 15'e bölersek de 15 dakikaya bölersek de toplam 12 tane sevgili arkadaşlarım 15'er dakikalık artışımız olacakmış. A1'in üzerine 12 artış daha yaparsam tabii ki A13'ü bulurum. Yani bizden A13 isteniyor sevgili gençler. Ve unutmayın hep 2 katına çıkarak ilerliyoruz biz. O halde burada şunu söyleyebilir miyim? AN dediğimiz yani genel terim A1 çarpı R üzeri N-1'di biliyorsun. O halde burada A1'in 8 olduğunu biliyorum ya. R kaçtı? 2 katına çıkarak ilerliyordu. 2 üzeri N-1 olacaktır. Bu da 8 dediğimiz şey 2'nin küpüdür. Bir de 2 üzeri N-1 var. Bunları çarparsanız eğer 3 ile N-1'i toplayın 2 üzeri N+2 yapacaktır. Şimdi bu bizim genel terimimiz olduğu için ve bizden de 13. terim istendiği için 13. terim neden isteniyor onu anlatmıştım size. Neden isteniyor? Çünkü 180 dakikayı 15'e böldük. 12 defa geldi. Ben birinci terimin üzerine 12 defa bir artıştan söz ediyorsam 13. terime rast gelirim. O halde A13'ü istiyorsa N gördüğümüz yere 13 yazıp şurada da yazıp A13'ü bulabiliriz. 2 üzeri 13. terim istendiği için 13'e 2 eklediniz. 15 geldi. Demek ki 2 üzeri 15 tane sevgili arkadaşlarım bakteri varmış. Bu da 1024 çarpı 32'ye eşittir. Yani bayağı fazla. 8 tane bakteriden 3 saat sonrasına bayağı yani 40 bin küsürlerde falan diye tahmin ediyorum. Bir bakteri oluyor sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Örnek 50 ile. AN geometrik dizisinin ilk N terim toplamı SN olmak üzere S3'ü yani ilk 3 terim toplamını ve ilk 4 terimin toplamını bize vermiş. A3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bize verilen şeyleri bir yazalım. A1 artı A2 artı A3 bakın verilmiş. Bu arkadaşlar A1 çarpı A13'e eşitmiş. S4 dediği şey de 320'ymiş. Bu bir kalsın arkadaşlarım. Bunu birazdan ilgileneceğiz onunla özel olarak. Şimdi şöyle diyelim. A1 zaten A1 cinsindendi. A2 dediğimiz şeyi ben A1 çarpı R biçiminde. A3 dediğimiz şeyi de A1 çarpı R kare biçiminde yazabilirim. Bakın burada ben hepsini A1 cinsinden elde ettim ve buraya yazdım. Ve bu da sevgili arkadaşlar 13 tane A1'e eşitmiş. Şimdi öncelikle A1 parantezine alınırsa burası şurada 1 kalır. Şurada R kalır. Ve şurada da R kare kaldığını görürsünüz. Eşittir 13 çarpı A1 dedim. Bakın her iki tarafta A1 var. Dolayısıyla A1'leri bir götürelim. Geriye kalan şey 1 artı R artı R kare 13'müş. Burada sevgili arkadaşlarım 1 artı bakın 3 artı 3'ün karesi 9 olduğu için bu bize 13'ü verir. Yani R kaçmış? 3'ün ta kendisi. Ortak çarpanı elde ettik. Ortak çarpanı elde ettikten sonra bize A3 sorulmuştu. Yani 3. terim sorulmuştu. Konuşamadım. A dedim kaldım öyle. 3. terim sorulmuştu arkadaşlarım. Şimdi ben buradan R'yi biliyorsam artık tamam mı? R'yi biliyorsam şurada A1'i ve doğal olarak A3'ü de elde edebilirim. A1'i nasıl bulurum? S4 dediğimiz şey A1 artı A2 artı A3 artı A4'tü. Ve bu da 320'ymiş arkadaşlarım. Daha sonrasında A1 dediğimiz şey zaten A1'di. A2 dediğimiz şey A1 çarpı R. A3 dediğimiz şey A1 çarpı R kare. Ve A4 dediğimiz şey de A1 çarpı R'nin küpüydü. Ve bu da 320'ymiş. Dikkat edin biz R'yi bulduk az önce. 3 olduğunu bulmuştuk. O halde ben A1 artı diyorum. Bak şuraya 3'ü yazarsanız 3 tane A1 gelir. Buraya 3'ü yazarsanız 9 tane A1 gelir. Ve şuraya 3'ü yazarsanız 27 tane A1 gelir. Ve bunların toplamı 320 yapar. 27 A1, 9 A1 daha 36 A1. Ve şunları da eklerseniz 40 tane A1 gelir. Ve bu da 320'ymiş. O halde A1 kaçtır arkadaşlarım? 8'in ta kendisi. Şimdi A1 8 ise A2 bunun 3 katıdır. Neden? R3'tü. O halde 24'tür. Peki A3 kaçtır? Bunun 3 katıdır. Yani 72'nin ta kendisidir. İşte size A3 yani 3. terim meydana çıktı arkadaşlarım. Böylelikle 107. sayfamızda çözümünü bitirmiş olduk. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım arkadaşlarım. İnşallah senin de sayfan bu şekilde dop doludur. Dolu dizgindir. Yardır yardır ilerliyorsundur kitapta. Artık yarısını da fazlasıyla geçtik. 108. sayfamıza doğru geçiyoruz arkadaşlarım. 108. sayfada ise bizi birbirinden güzel 5 tane örnek karşılıyor ve videoyu bu şekilde bitireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlarım örnek 51'e bir bakalım. Demiş ki bize aşağıda şekil 1'de üçlü USB çoklayıcı gösterilmiştir. Şekil 2'de ise 3 tane üçlü USB çoklayıcının şekil 1'de gösterilen USB çoklayıcının USB portlarına takılmış hali göstermiştir. Bakın şunun kopyası olan 3 tane şurada. Şuradaki kabloları gidip şuna şuna ve şuna takılarak bu şekilde bir sevgili arkadaşlarım USB çoklama görevi gördürülmüş bunlara.
Dizüstü bilgisayarında sadece bir tane USB portu bulunan Buse, üçlü USB çoklayıcılardan ucuca ekleyip 6. adımı tamamlayınca yeteri kadar USB portunu elde ettiğini söylemiştir. Buna göre Buse 6. adım sonunda toplamda kaç adet USB çoklayıcı kullanmıştır diye soruluyor. Bakın kaç tane USB çoklayıcı kullanılmıştır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle 1. adımda kaç tane kullanılmış? 1. Peki 2. adımda bu 3 tanesine bak, burada kaç tane var? 3 tane var. 3 tanesine şu şekilde 3 tane taktığımız için 3 burada, bir de burada 4 tane kullanılmış. Peki şimdi ben 3. adıma geçtiğim zaman ne yapacağım? Hocam bir kere burada 9 tane delik olduğu için 9 tane zaten bu adımda eklenecek. Daha sonrasında şuraya bakıyorsun, 3 tane burada var. Bir tane de burada var. Şimdi 9 tane ekledik bakın. Doğru mu? 9 artı. Önceden de 4 tane vardı. Demek ki 13 tane olacakmış. Şimdi ne demişti bize? USB portunu elde ettiğini söylemiş. 6. adım sonunda toplamda kaç tane USB çoklayıcı kullanmıştır? Şimdi bak, 1. adımda bir tane vardı. 2. adımda ben buna sevgili arkadaşlarım kaç tane ekledim? 4 tane ekledim. Diğer adımda 9 tane ekledim. Şimdi 9 tane ekleyince o 9 tanesinin üzerinde sevgili arkadaşlar 9 tane üzerinde 9 kere 3'ten 27 tane delik olacağı için sonraki adımda ben 27 eklemek zorundayım artık. Doğru mu? Şimdi dikkatli dinliyorsunuz burayı. Şuraya 4 tane eklemedik, 3 tane ekledik bu arada. Onu düzgün yazalım. Ben de diyorum ne oluyor lan dedim bir an. Bir an için öyle dedim yani. Sen de dedin mi bilmiyorum ama. Bir tane vardı, 3 tane ekledik. Sonra buna 9 tane delik olduğu için 9 tane ekledim. Sonra buna 27 tane delik vardı, bir sonraki de 27 ekledim. Dikkat et, 3 üzeri 0'dır bu. Bu 3 üzeri 1'dir. Bu 3'ün karesidir, bu 3'ün küpüdür. Demek ki bu şekilde ilerliyor. 5. adımda 3 üzeri 4 tane olacak. Eklenecek. Ve 6. adımda 3 üzeri 5 tane eklenecek. Yani aslında bakarsanız şunları şu şekilde düşünebiliriz. 1. adımda zaten 3 üzeri 0 tane vardı. 2. adımda 3 üzeri 1 tane ekledim üzerine. Diğer adımda 3 üzeri 2 tane ekledim. Ötekinde 3 üzeri 3 tane. Diğerinde 3 üzeri 4 tane ve ötekinde de 3 üzeri 5 tane ekledim. Şunlar zaten eklenenler olduğu için, hep arka arkaya eklenenler olduğu için toplamda kaç tane USB çoklayıcı kullandığını nasıl bulabilirim? Bunları toplayarak bulabilirim. Peki bunları kısa yoldan bir toplamanın bir şeyi var mı? Sonuçta bunları tek tek toplayabiliriz. İşte 243'tür, 81, 27, 9, 3, 1'dir ama tek tek toplamak istemiyorum. Ya bana 16. adımı sormuş olsaydı o zaman ne yapacaktım? İşte o zaman mecburen formülü kullanacaktık. Şimdi biz formülü kullanmayı öğrenelim. Arkadaşlarım burada 3 ile çarpıla çarpıla gittiği için bunlar R'miz 3'tür. Ve birinci terimimizde 3 üzeri 0 olduğu için 1'dir. O halde ben bunların toplamını, SN'i nasıl yazıyorum? A1 çarpı R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1 diyordum. O halde sevgili arkadaşlarım S ilk 6 adım sorulduğu için S6 diyorum. A1 dediğimiz şey sevgili arkadaşlarım. A1 dediğimiz şey burada kaçtır? 3 üzeri 0'dır. Şimdi 3 üzeri 0 olduğu için ben buraya 1 diyorum. Çarpı R üzeri N eksi 1 demiş bakın. R kaçtı? 3'tü. Yani 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 3 eksi 1 diyorum. R'si 3 olduğu için. Arkadaşlarım şurası kaçtır? 2'dir. O halde bizim cevabımız 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 olacaktır deriz. İşte bu kadar USB portu kullanılmıştır diyeceğiz 6 adımda sevgili arkadaşlar. Evet. Güzel soruydu. Devam ediyorum 52. örneğimle. Log 18, log 180 ve log 1800 dizisi veriliyor. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur? Şimdi bu bir diziymiş ama nasıl bir dizi olduğunu vermemiş. Aritmetik mi, geometrik mi? Zaten öncüllerimiz de bunlarla alakalı. Şimdi biz bunların doğruluğunu, yanlışlığını tartışacağız. Bu arada bu soruya bir işaret koymada lütfen unutma. Çünkü ÖSYM'de karşına böyle bir şey çıkarsa üzülmeni istemem açıkçası. Öncelikle arkadaşlar log 18'de log 180 var. Ve log 180'de de log 1800 var. Şimdi dikkat ettiysen log 18'in üzerine ben logon ekleyerek bunu log 180 yapabilirim. Log 180'in üzerine de yine logon ekleyerek log 1800 elde edebilirim. Böylelikle artık sen şunu biliyorsun. Demek ki bunun R'si logonmuş. Peki logon neydi? 1'di. Tamam. Pekala. R'mizin logon olduğu bir aritmetik dizi olduğunu da elde ettik. Çünkü ekleye ekleye ancak diğer terimleri buluyoruz. Doğru mu? Diyor ki bana ortak çarpanı logon olan bir geometrik dizidir. Ortak çarpan logon yani 1 olmuş olsaydı bütün terimler eşit olurdu. Dolayısıyla ortak çarpan değildir bu. Ortak farkı logon olan bir aritmetik dizi olduğunu bulduk az önce. Bir de ikinci öncülümüze bakalım.
Ortak çarpanı 10 olan bir geometrik dizidir. Şimdi diyor ki log 18 de diyor mesela. Sen diyor onu çarparsan diyor log 180'i bulursun diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi şu 10'u buradan alıp şunun kafasına atarsan 18 üzeri 10 ile 180'in birbirine eşit olması lazım ki 18 üzeri 10 aşırı derecede büyük bir sayı. 180 o sayıya göre çok daha küçük bir sayı. Yani birbirine eşit değiller. Dolayısıyla ortak çarpanımız 10 olan bir geometrik dizi olamaz. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Yalnız 3'müş. Böyle bir soru karşına ÖSYM'de çıkabilir. Dolayısıyla bu soruyu kaydetmende ve sınavdan önce tekrar etmende çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. 53. örnek. Şimdi bir ABCD karesi varmış arkadaşlar. Şöyle bir kare düşünelim. Bu karenin bir kenarın uzunluğu, çevre uzunluğu ve alanı geometrik bir dizinin ardışık üçgenidir. Şimdi bir kenarın uzunluğuna ben A dersem, bir kenarın uzunluğu A olur, çevre uzunluğu 4A olur ve alanı da A kare olur arkadaşlarım. İşte bu, şöyle yan yana yazınca bunları, bu üçü geometrik bir dizinin ardışık üç terimini veriyormuş bize. Bu karenin alanı sorulmuş. Şimdi bunlar geometrik dizinin ardışık üç terimi ise, ben diyorum ki 4A'yı A'ya bölersem, bu bana A kare bölü 4A'yı verecektir. Ya da sen bunu şu şekilde de yapabilirsin. Bak bu kenarda dursun. Şöyle de yapabilirsin. Şununla şunun çarpımı şunun karesini verecektir. Çarparsan A küp gelir. Ortadakinin karesi de 16 A karedir. Her iki tarafı A kareye bölecek olursan cort ve cort gitti. A kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Tabi dilersen buradan da yapabilirsin. A'lar gitti. Şuradaki A ile şuradaki A'yı sadeleştirdim. İşler işler çarpımından A eşittir 16 da diyebilirsin. Orası sana kalmış artık. Hangisi hoşuna gidiyorsa. Ama ben olsam senin yerine şunda şunun çarpımı ortadakinin karesini verir diye kullanabilirim bunu. A 16 ise bu karenin alanı sorulmuş. Burası 16 ise burası da 16'dır. Karenin alanı da 16 kere 16'dan tabii ki 256'dır arkadaşlarım. Doğru cevabımız bu olacaktı. Devam ediyorum 54. örnekle. AN pozitif terimli bir geometrik dizi ve BN de bir dizidir. Bakın BN nasıl bir dizi olduğunu vermemiş bize ama AN'in geometrik bir dizi olduğu biliniyor. Her n pozitif tam sayısı için an ile bn'in çarpımı bn artı 1'e eşitmiş aynı zamanda. B6'nın b1'e oranı a3'ün 4. kuvveti olduğuna göre a3 kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bn'in herhangi bir dizi olduğunu biliyoruz. an'in bir pozitif terimli geometrik dizi olduğunu biliyoruz. Bunu da sakın unutmayın. B6'nın b1'e oranı sevgili arkadaşlarım burada a3 üzeri 4'müş. Şimdi öncelikle ben AN eşittir desem şuradaki BN'i çarpım durumdaki BN'i şuraya bölüm olarak davet etsek biz. AN eşittir BN artı 1 bölü BN olur mu? Olur. Şimdi daha sonrasında diyeceğim ki mesela N gördüğümüz yere 1 yazalım. N gördüğümüz yere 1 yazarsak burası B2 bölü B1 gelir. Daha sonrasında N gördüğün yere eğer 2 yazarsan B3 bölü B2, 3 yazarsan B4 bölü B3, 4 yazarsan B5 bölü B4 ve 6 yazarsan da B6 bölü B5 gelecektir. Şimdi neden 6'ya kadar ilerledim? Çünkü B6 ile alakalı bir durum var burada. Şimdi şu neye eşittir arkadaşlarım? N gördüğümüz yere 1 yazdığımız için A1'e eşittir. Şurası A2'ye. Çünkü buradaki neyse bakın. Şuradaki neyse bu da o oluyor. 3 ise A3, 4 ise A4 ve 5 ise A5'tir diyeceğiz. Bu cepte şimdi, tamam mı? Eğer ki ben gidip şunların alayını çarparsam. Şöyle çarparsam arkadaşlar. Alt taraf A1'den A5'e kadar olan terimlerin çarpımı olurken üst tarafa bakıyoruz şimdi. Dikkatli dinliyorsun. Bak burada B2'ler gidiyor, B3'ler gidiyor, B4'ler ve B5'ler gidiyor. En son geriye kalan şey sadece B6 bölü B1 oluyor. B6 bölü B1 oluyor arkadaşlar. B6 bölü B1 neye eşitmiş demek ki? A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5'e eşitmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun eşitliğini biz nasıl kullanacağız? Bak çok tatlı bir soru, dikkatli dinle. A1 ile A5'in çarpımı bize A3'ün tam ortadaki terimin karesini veriyordu. A2 ile A4'ün de çarpımı bize tam ortadaki terimin karesini veriyordu. A3 de zaten A3 arkadaşlar. Yani B6'yı ben normal şartlar altında B1'e bölünce A3'ün karesi çarpı A3'ün karesi çarpı A3. Yani A3'ün üstlerini toplarsanız 5. kuvveti yapıyor. Ama soru bana demiş ki B6'yı B1'e bölersen A3'ün 4. kuvvetini bulursun. Yani A3'ün 5. kuvveti A3'ün 4. kuvvetine eşitmiş. O halde burada A3 için tek bir ihtimal var. A3 arkadaşlarım 1'in ta kendisi olacaktır. Bize zaten A3 sorulmuştu. Cevabımız 1 olacaktı arkadaşlar. Bakın unutmayın. Şurayı nasıl çözdük onu da söyleyeyim. Şurayı nasıl çözdük? Şöyle diyebilirsin.
terimler pozitif olduğu için 4. kuvveti ve 5. kuvveti de pozitiftir. O halde ben bunu A3'ün 4. kuvvetine böldüm. Bunu da A3'ün 4. kuvvetine bölersem burada sadece A3 kalır. Karşı tarafta sadece 1 kalır. Bu şekilde de elde edebilirsin. Tabii ki bu 1'i. Ve 55. ve tabii ki bu videonun artık son sorusu sevgili gençler. N pozitif doğal sayı olmak üzere AN eşittir N kare sayısının asal bölen adedi olarak tanımlanıyormuş. Bakın. N kare sayısının asal bölen adedi olarak tanımlanıyor. Buna göre demiş 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur? Yine sevgili arkadaşlarım lütfen öncüllü sorular serisinden şuraya bir tik atın lütfen. Bu tik sizin hayatınızı kurtaracak nitelikte. Çünkü sınavda karşınıza bu tarz sorular gelebilir. N kare sayısının asal bölen adedi olarak tanımlanmış dizimizin genel terimi. Diyor ki AX eşittir 1 ise X asaldır diyor. Yani bu ne demek arkadaşlarım? AX normalde neydi? X kare sayısının asal bölen adedi. Şimdi arkadaşlarım diyor ki X sayısı asaldır diyor. X asal olmak zorunda mı? Şimdi buna bakalım. Örnek veriyorum. A4 eşittir 16'dır. 16 sayısının asal bölen adedidir. 16 sayısının kaç tane asal böleni var? Bir tane, o da 2 zaten. Peki X burada asal oldu mu? Yani 4 asal mı? Değil. O halde birinci öncül cortlamış oldu. Sanki doğruymuş gibi geliyor. Sanki sadece asalın bir tane asal böleni varken asalın karesinin de bir tane asal böleni vardır gibi geliyor. Ama asalın 4. kuvvetinin de, yani 16'nın 4. kuvvetinin de 4 tane, bir tane asal böleni adedi vardır. Şimdi şuna bakalım. A42 A1080'e eşittir demiş bize. Öncelikle A42 demek 42'nin karesinin asal bölen adedi demek. A180 de 180'in karesinin asal bölen adedi demek. Şanslıyız ki 42'nin asal bölen adediyle 180'in asal bölen adedi 42'nin karesinin asal bölen adediyle 180'in karesinin asal bölen adedine eşit olmalı. O halde ben burada 42'nin karesi yerine 42'nin asal bölenlerine bakıyorum ki 2, 3 ve 7'dir arkadaşlar. 180'in asal bölenleri de bakın 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 5'e tam bölünür arkadaşlarım. Başka 6 yaptı, 6 60'ı elde ederiz. Tamam, bunlar, başka yok. Bunun kaç tane var? 1, 2, 3. Bunun kaç tane var? Yine 1, 2, 3 tane. Demek ki bunun 3 tane asal böleni varken bunun da 3 tane asal böleni varsa bu buna eşit olur. Yani ikinci öncülümüz doğru. Devam ediyorum 3 ile. AK eşittir 0 eşitliğini sağlayan 1 adet K sayısı vardır denmiş bize. Yani bu AK eşittir 0 demek ne demek arkadaşlarım? Şu demek. Şöyle diyelim. K kare sayısının AK eşittir K kare ya. Bu K kare sayısının asal bölen adedi demek. Doğru mu? Şimdi bu K kare sayısının eğer 0 tane asal böleni varsa demek ki bu sayı sevgili arkadaşlarım 2'den büyük olamaz. 2 de olamaz. 2'den büyük de olamaz. O zaman bu sayı sadece ama sadece 1 olabilir. Tamam. Şimdi N pozitif olduğu için. Yoksa sıfırda diyebilirdik. Sıfırın da sevgili arkadaşlarım asal bölen adedi yoktur. Belki de sonsuz tanedir. Orası tartışmalı bir konu. Ama E2 pozitif verdik. Şimdi 1'in sadece böyle bir özelliği varsa o zaman burada K kare eşittir 1 diyorsam K eşittir 1 olmak zorundadır. Ne demiş zaten bize? 1 adet K sayısı vardır. Tamam, bir tane K sayısı vardır. Bunda bir sıkıntı yok. O da zaten 1'dir. Ya hocam işte -1'in de karesi 1 değil mi? Bunu eleyemez. Bunu neden eledik dersen bak tekrar ediyorum. Burada ben A'nın indisi olan N'yi doğal sayı verdim. Doğal sayı verdiğimiz için arkadaşlarım, doğal sayı verdiğimiz için ne diyoruz? Bu arada pozitif değil, doğal sayı vermişiz. Ama sıfırı da alamayız, unutma. K kare eşittir 1 ise burada K ya -1 ya +1 ama zaten doğal sayı dediği için -1 alamayız. O zaman K sadece ama sadece bir tanedir. Bir adet K sayısı vardır demiş. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Evet, artık bu videoyu da temize çekmiş olduk. Yalnız dikkat ediyorum. 3 videodur dizilerden. Bu 3. video. 3 videodur. Video süreleri neredeyse eşit. Yani 43'er 44'er dakika olduğu videolar. Tam da böyle ders saati babında, tamam mı? Güzel oluyor. Yani demek ki otomatiğe bağlamışız artık. Tamam, otomatiğe bağlamışız. 108. sayfamızı bitirdik. Artık dizilerden tek bir sayfamız kaldı sadece. Bu sayfada 109. sayfa. Şimdi bu sayfayla alakalı sevgili arkadaşlarım uyarılarımı dikkate alın lütfen. İyi dinleyin yani beni.
Şimdi Fibonacci sayı dizisi ve toplam sembolünü işleyeceğiz. Toplam sembolü gene bir nebze sıkıntı değil ama Fibonacci ile alakalı 2016 yılında falan müfredata sokuldu arkadaşlar. 2016'dan bu yana, yani aradan bakın 6 sene geçmiş. 7. sınav senesi olacak hatta. Fibonacci ile alakalı bir tane bile soru çıkmadı. Genel itibariyle hani istatistiğe vurursak 7 senedir çıkmıyorsa, 6 senedir çıkmıyorsa 7. senede çıkmaz diyebiliriz ama genelde o işler öyle olmuyor, sen de biliyorsun. Fibonacci ile alakalı arkadaşlarım her sene YouTube'da diyorum ki, 2018'den beri YouTube'dayım. Her sene YouTube'da diyorum ki arkadaşlar bakın dikkat, bu sefer gelebilir diyorum. Ve ben yine söylüyorum, dikkat, bu sene bu sefer gelebilir. O yüzden arkadaşlar bilin, zaten çok basit. Öyle es geçmeyin yani, tamam mı? O kadar basit bir konuyu, yani böyle telefon numarası ezberlemek bile, öğrenmek bile daha zordur inanın. Fibonacci sayı dizisini öğrenmekten. Bilin, sınavda uygulamasanız da, yani öyle bir soru karşınıza çıkmasa da en azından sınava girerken kafanız rahat olur. Emin olun sınava girerken kafanıza bin bir türlü tilki oluyor ve siz bu tilkilerin kuyruklarının birbirine değmemesi için çok çabalıyorsunuz kafanızın içerisinde. Bu tilkilerden birisi Fibonacci sayı dizisi olmasın. Yani sınava böyle bir saat kala artık okul bahçesine falan gitmişsin veya arabada gidiyorsun. Yemin ederim aklını yer bitirir, beynini yer, der ki ulan Fibonacci'ye de bakmadık ama. Şöyle arabada son bir kez düşünürsün matematik konularını. Ulan Fibonacci'ye de bakmadık ama ya soru gelirse diye. Aklını yemesi, beynini yemesi yerine ulan çıkarsa yaparım demek bence çok daha büyük bir lüks. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, bir sonraki videomuzda zaten kaç tane örnek çözecekmişiz? Bak 3 tane örnek çözeceğiz, tamam mı? Biraz da sana matematiğin güzelliklerinden bahsedeceğiz Fibonacci ile alakalı. Dolayısıyla zaten aklını fazla meşgul etmeyecek. Maksimum 10 dakika sürer. O 10 dakikayı da güzel bir şekilde değerlendir diye uyarıyorum ben seni. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım.